Bizler sektör temsilcileri, emekçileri olarak devlet yetkililerimizden, yasaklarla ilgili karar alan bilim kurulundan, milyonlarca ailemiz adına bir kez daha sesleniyoruz. İş yerlerimizi acilen HES koduyla, tüm pandemi kurallarıyla açın, açılmak istiyoruz. Neden mi? Çünkü 2019'un Mart ayından bugüne kadar yaşadıklarımız maddi manevi dayanılır durumda olmaktan artık çıktı. Bizler ilk yasaklar döneminde almış olduğumuz kredilerin, ödemelerinin tıpkı esnaf sanatkarlarda olduğu gibi ötelenmesini istiyoruz. Ama maalesef bizimkiler ötelenmiyor. Bizim kredilerimizin ötelendikten sonra yeni krediler de revize edilip faizsiz olarak yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri olan kira sorunumuzu kiracı, kamu ve kiralayan arasında eşit olarak paylaşılmasını, öleşilmesini bekliyoruz. Kamu alacaklarının yapılandırılması konusu ise bildiğiniz gibi önümüzdeki aylarda başlayacak, bu Mart ayında. Bizim sektörümüzü ayıştırarak, bu diğer sektörlerden ayrıştırarak bizim kamu yapılandırmalarının önümüzdeki 2022'den sonra başlamasını talep ediyoruz. Çalışanlarımızın almış olduğu işsizlik ödeneklerinin yetersiz olduğunu, bunların acilen asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ediyoruz. En önemlisi ise çok yakın zamanda, iki gün önce yaşadığımız müzik adamlarımızın sorunları bana göre. Bunlar, bu arkadaşlarımız, bu paydaşlarımız bugün görülmezden geliyorlar. Seslerini duyuramıyorlar. Hiç kimse de bu arkadaşlarımızla ilgilenmiyor, ilgilendirmiyor. İki gün önce daha yeni kaybetmiş olduğumuz İzmirli meslektaşımız, İzmirli müzik adamımız, Erdem Topuz kardeşimiz gibi yeni yaşamına son verecek arkadaşların önüne geçmek istiyoruz. Lütfen bizim paydaşlarımız olan işletmelerimizin olmazsa olmazları, müzik adamlarımızı destekleyin. Lütfen bunlara yardım edin. Bunların acil ihtiyacı olan şey iş yerlerimizin açılması. Çünkü bizim iş yerlerimizin en değerli paydaşları kendileri. Lütfen rica ediyorum, yeni yaşamlarını son vermeye müsaade etmeyelim. Lütfen bizim iş yerlerimizi açın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz yiyecek içecek işletmecileri, bu işletmelerle emek veren çalışanlarımız ve ailelerimiz adına devletimiz yetkilileriyle bu konuda karar alan bilim kuruluna seslenmek istiyoruz. Geçimlerini bu işletmelerden sağlayan milyonlarca aile adına iş yerlerimizi kontrollü olarak bir an önce AVM'lerde olduğu gibi HES kodu ile tüm sosyal mesafe kurallarına uyarak açmak istiyoruz. Biz işletmeler olarak daha fazla borç batağı biriktirmek istemiyoruz. İşletmelerimizi tekrar açabilmek için acilen hibe desteği istiyoruz. Borç istemiyoruz. Bizler Nisan ayında birinci pandemi döneminde aldığımız kredileri en az 2 yıl ödemesiz ve aynı faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Kapalı olan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin kiralarının kamu, kiralayan ve kiracı arasında külfetin eşit olarak bölünmesi suretiyle çözülmesini istiyoruz. Kamu alacaklarının yapılandırılmasının pandemi döneminin bitimine kadar uzatılmasını, sektörümüze ait yapılandırma ödemelerinin ise 2022 tarihine kadar, tarihinden itibaren başlamasını istiyoruz.
Kapanan ya da faaliyetleri kısıtlanan işyerlerimizde çalışanların kısa çalışma ödeneklerinin asgari ücret düzeyine çekilmesini, ayrıca ücretsiz izin kapsamında olanlara yapılan desteklerin artırılmasını istiyoruz. Çünkü bu geçinecek bir ücret değil, açlık ücreti. Bizler sorunlarımız çözülünceye kadar her pazartesi işletmeciler ve çalışanlarımız ile birlikte sesimizi duyurmak için bir araya geleceğiz. Değerli katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Vatan, ana vatan. Devlet, baba. Ana, vatan, devlet, baba. Ama lütfen babamız bize üvey evlat muamelesi yapmasını istemiyoruz. Lütfen ben sayın devlet büyüklerime buradan sesleniyorum. Evet, olay çok güzel gidiyor. Süreç çok güzel gidiyor. Ama lütfen çok güzel kaş yapıyorsunuz. Ama bizim gözümüzü çıkarttınız, öldürmeye başladınız. Lütfen bizim sesimizi duyun ve lütfen bize yardımcı olun.